Seramik derslerimizden herkese tekrardan merhabalar. Benim adım Şafak. Bugün 3 boyutlu bir formun içini nasıl boşaltırız, nasıl birleştiririz ve pişirime nasıl hazırlarız onu göstermek istiyorum. Küçük bir kuş figürüyle başlayalım çalışmamıza. Evet, bir kuş figürü yaparak başlıyoruz bugün çalışmamıza. 3 boyutlu formları biliyorsunuz ki fırınlarda pişirirken içlerinin boş olması gerekiyor. Çünkü içleri dolu olan ya da çok kalın olan, içinde hava kalan formların içindeki hava dışarıya çıkmak istediğinde ürünlerimiz fırında patlıyor ve istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Ben bugün ufak bir kuş figürü yapıp bu figürün içini boşaltıp tekrar birleştireceğim. Öncelikle karnından başlayalım. 3 boyutlu herhangi bir şey yapmak istediğinizde bu yöntemi uygulamak zorundasınız. Kabaca öncelikle formu oluşturuyorsunuz. Yapmak istediğiniz formu öncelikle çamura veriyorsunuz. Biraz hızlı hızlı yapacağım ben. Eğer bir hayvan veya insan figürü yapıyorsanız bunun simetrik olmasına dikkat edin. Önden ve arkadan, yukarıdan sürekli kontrollerinizi yaparak formunuzu oluşturun. Evet, kuşumun karnı ve boynuna doğru yükseliyorum. Parmağımla çamuru itip yükseltiyorum. Hem karnının formunu veriyorum hem de buradaki fazla çamuru yukarıya doğru aktararak boynunu oluşturuyorum. Yine yanlarda da aynı şekilde kanat kısımları, fazla çamuru yine alıyorum. Eğer buralar çok göçerse çamur ekleyeceğim. Formumu o şekilde oluşturmaya devam edeceğim. Boynu neredeyse oluştu. Bu boyuna şimdi bir baş eklememiz gerekiyor. Çamurunuzun yumuşak olması önemli. Şöyle büyük, koca kafalı bir kuş yapalım. Böyle bir turnetiniz varsa her açıdan görmek için yaptığınız formu çok ideal. Formu sürekli elinizle çevirmek zorunda kalmıyorsunuz. Eklediğim çamuru da bir önceki çamura yedirerek devam ediyorum. Kabaca şu anda yapıyoruz. Çünkü içini boşaltacağımız için çok fazla ayrıntıya giremeyiz. Bir şekilde bozulacaktır. Formu kabaca verip içini boşaltıp birleştirip daha sonra ayrıntılara girerseniz ana formunuz bozulmaz, ayrıntılarınız da kaybolmaz. Şöyle birazcık da kuyruk kısmını ekleyelim. Fazla gelen yerlerde çamuru eksiltebilirsiniz. Eklemek istediğiniz yerlere de çamur ekleyerek formu yapmaya devam edebilirsiniz.
Şimdi biz basitçe bir kuş formu yaptık. Bunu birazcık tabii ki de sertleşmesini bekleyebilirim. Ama şimdi size göstermek için. Evet. Hızlıca içini boşaltacağım. Evet, kabaca kuşumuz ortaya çıktı. Misinamı aldım. Bu kuşu formunuz neye izin veriyorsa öncelikle başından kesebilirsiniz. Eğer çok büyük bir formsa baş bu şekilde. Şu şekilde ortadan kesip iki ayrı parçayı boşaltıp birleştirebilirsiniz. Dediğim gibi form büyükse yine kuyruğu ayrıca kesebilirsiniz. Mesela bir insan figürü yaptınız. Kolları, boynu ve vücudu olacak. Kolları ayrı, vücudun içine ayrı, başı ayrı boşaltmanız gerekir. Fakat biz şimdi küçük bir figür yaptık. O yüzden çok da yumuşak olduğu için ben şu şekilde ortadan keseceğim. Ve girebildiğim yere kadar formu boşaltacağım. Öncelikle keseceğiniz yerleri iyice belirleyin. Daha sonra misinayla kuşumu ortadan ikiye bölüyorum. Zaten şöyle içinde kalan bakın havaları da görüyorsunuz. Eğer bu şekilde fırına koymuş olsaydık ısınan hava genleşip dışarıya çıkmak isteyecekti ve formumuzu patlatacaktı. Şu an kuşum iki parça halinde. Uygun iç boşaltma aletleri, modelaj aletleri. Genelde bunlar tornada ayak yapmak için de kullanılıyor. Tornada rötuş yapmak için kullanılıyor. Fakat daha önce de söylemiştim. Bir aleti birden çok yöntemi yapmak için, formu yapmak için de kullanabilirsiniz. Şimdi biz en uygun aleti seçip formun içini boşaltacağız. Et kalınlığı var formlarımızın. 1 santimi geçmesin. Çok kalın olur çünkü. O yüzden şöyle eşit kalınlık istiyoruz. Şurası formumuzun et kalınlığı. Bu içini boşaltacağız. Burası da formumuzun kalınlığını belli edecek. Çok kalın olursa çok ağır olur, kaba olur. Boşaltmaya başlıyoruz. Başa çok fazla giremiyorum. Şöyle boşalttım bakın içini. Başa da ne yapabilirsiniz? Şöyle dikkatlice bir oyuk açabilirsiniz başa. Şöyle hiç olmazsa görünüyor mu? Görünmüyor galiba. Bir dakika. Şöyle. En azından orası da birazcık genişler. Hava kalma olasılığı düşer.
Bu form yaparken şekillendirme yöntemlerinden sadece biri. Aynı formu farklı tekniklerle de yapabilirsiniz. Mesela bu kuşu plaka yöntemiyle yapıp hiç içini boşaltmanıza gerek kalmadan da formunuzu oluşturabilirdiniz. Burada size bir formun nasıl oluşturulacağına dair farklı teknikleri gösteriyoruz. Bu form illaki şu teknikle oluşur demiyoruz. Bu formu bu teknikle de oluşturabilirsiniz anlatmak istiyoruz aslında. Her tekniğin kendine özgü kolaylıkları ve zorlukları var. Siz en keyif aldığınız, size en kolay gelen, en pratik gelen ve sonucundan en çok memnun olduğunuz tekniği belirleyip o yönde ilerleyebilirsiniz. Biraz ezildi dediğim gibi çünkü çamurum çok yumuşak ama hiç önemli değil. Bunu daha sonra düzelteceğiz. Bunu bu şekilde şimdi birleştireceğiz. Öncelikle yine birleştireceğim yerlerden çentiklerimi açıyorum. Şimdi iki parçayı doğru yerlerden öncelikle şöyle bir kavuşturuyorum birbirine. Evet. Çentip balçıkladığım yerlerden dikkatli bir şekilde kuşumu kavuşturuyorum, birleştiriyorum. Çok içine göçmesine izin vermeyin. Evet. Şimdi bu birleşme yerlerini direkt elimle sıvamıyorum. Şöyle hafif hafif minik çentikler. Bu sefer çentiğin işlevi iki tarafı yine kavuşturmak ama yüzeyden değil sadece kenarlardan. Ve buralara içini boşalttığım çamurdan ince sucuklar açıp buraların üzerinden birleştireceğim. Şu şekilde birleştirin. Çamuru yürüterek iki tarafı yedirelim. Kestiğimiz yer hiçbir şekilde belli olmayacak yaptığımızda. Gördüğünüz gibi tamamen yok oldu. Bunun üzerinden de bir sıra yine böyle çamur geçelim. İçi boş formumuzun, o yüzden çok fazla bastırmayın ki içine göçmesin. Evet, kuşum hazır. Tamamen içini boşaltıp birleştirdim. Fazla çamuru aldım. İçinde hava kalmasını engelledim. Fakat son bir şey yapmam gerekiyor.
bu işlemi tamamlarken. İçinde tamamen kapalı olduğu için şu anda formum. Yine hava var. O yüzden alttan ya da sizin uygun gördüğünüz bir yerden bir tahliye deliği açıyorum ki içinde kalan hava fırında rahatlıkla çıkabilsin dışarı. Evet, yaptığım kuşumu önce bir süngerle tekrar üzerinden geçip temizliyorum. Kuşumu içini boşalttım. Birleştirdim. Birleştirilen yerleri yamayıp kapattım. Altında tahliye deliğimi açtım. Ve şimdi kuşumun ayrıntılarını çalışmaya başlayabilirim. İyi günlerle denemenizi diliyorum. Hoşça kalın.